Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun. Şu son zamanlarda çok fazla mail ve çok fazla mesaj alıyorum. İnsanların kaygılarının, şüphelerinin çok fazla arttığı ve akıllarımızın, zihinlerimizin birbirine girdiği ve zihnimizi durduramamakla alakalı ve kontrolsüz düşüncelerle kendimizi kötü ve huzursuz hissettiğimiz hallerimizin çokça var olduğunu açıkça gözlemliyorum. Hepimiz insanız. Tekamül ediyoruz. Ee, hepimizin korkuları, kaygıları var. Hepimizin e, merkezinde olamadığı zamanlar var. Fakat e, gelişen teknolojiyle birlikte, gelişen yiyecek içecek spektrumu ile birlikte, e, gelişen zihinlerimizle ilgili maalesef e, ruhsal ve zihinsel ayarlarımızda ciddi bozukluklar meydana geldiği kaçınılmazdır. Tasavvuf olarak bu konuya baktığımızda bu işteki en önemli akordumuz estağfurullah'tır. Bunu her zaman söylüyorum. Eğer ki şu anda siz de bu kaydı dinliyorsanız ve şüphe takıntı ve zihninizi bir yerden alamamak gibi bir süreç yaşıyorsanız mutlaka orada şu halde kalmanız gerekiyor. Bu bir gelip geçici bir süreç. Şu an içindesiniz ve kendinizi yönetemiyorsunuz. Bir sefer şunu unutmayın. Rabbimin her zaman merhameti var. Rabbim bir şeyi merhametinle verir. Fakat biz bir şeyle yan yana geldiğimizde, sonucunu bilmediğimizde ve işin içinde korku varsa, vesvese varsa o anda ondan çıkamayacak bir halde kendimizi düşünüp Allah'ın bizi gördüğünü, bildiğini, duyduğunu unutup o anda sadece oradan çıkmaya çalışmak için bir çırpınışımız olur. İşte bu çırpınış ee, insanın e, bütün o ruhsal sürecini aşağıya çekmeye başlar. Böyle bir haldeyseniz, hiçbir şey yapmadan, sadece gözlerinizi kapatarak, sadece bulunduğunuz yerde güvenli olduğunuzu bilerek ve Yaradanın şu an sizi gördüğünü e, hissederek, sadece estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah ve gittikçe yavaşlayarak gittikçe hissederek, gittikçe kalbinize odaklanarak bol bol estağfurullah zikrini çekin. Estağfurullah bir insanın fark etmeden ve bilmeden veya bilinçli olarak hayatında ona yük getirecek davranışların sonucunda oluşturmuş olduğu o hali nötrleyebilmek için, topraklayabilmek için Yaradan'a verdiği en güzel dilekçedir. Estağfurullah tövbenin ilk basamağıdır ve insan sıkıştığında çaresiz bir hale geldiğinde onun ilk yapması gereken şey estağfurullah ile hamdolsun zikridir. Estağfurullah çektiğinizde yükünüzün hafiflediğini, hamdolsun dediğinizde bizim için yani senin için en iyisini düşünenin Allah olduğunu diline koyduğunda kalbinin sakinleştiğini aklının dinginleştiğini, ruhunun huzur bulduğunu çok net göreceksin. Fakat tabii ki insan o haldeyken birçok şeyi unutur. O haldeyken birçok konuda pusluluk yaşar. Gel o haldeysen bu videoyu, bu ses kaydını dinliyorsan kendine bir hatırlatma koy. Ne zaman kendimi çaresiz hissedersem ilk yapmam gereken şey estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyerek süresi ve zamanı yok. Sen sakinleşene kadar, sakinleşsin hissettiğinde hamdolsun. Sen ne halde olduğumu bilensin. Sen merhametinle bunu bana gönderensin. Sen bana bu deneyim üzerinden bir şey öğretensin. Sen bana yardım et. Ben sana teslim oldum deyip, Hamdolsun dediğimizde kendimizin daha dingin, daha yönetebilir bir süreç içerisinde olduğumuzu mutlaka gözlemleyeceğiz. Rabbim göğsünüze ferahlık, kalbinize genişlik, ruhunuza, zihninize, bedeninize şifa versin inşallah.